Milli mücadele ve büyük zafer günlerinden beri Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak emekliye ayrılmış, yerine Orgeneral Kazım Orbay getirilmişti. İşte bu sıralarda Gaziantep Milletvekili General Aşır Atlı Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği bir önergeyle Genelkurmay Başkanlığına yükselen kimselere Mareşallik rütbesi verilmesini teklif etti. Meclis Milli Müdafaa Encümeni bu teklifi reddetti ve niçin reddettiğini anlatan bir rapor sundu. Meclisin 28 Kasım 1947 günkü toplantısında bu rapor okununca ilk sözü emekli Orgeneral Fahrettin Altay aldı ve teklifi destekler mahiyette konuşmaya başladı. Teklifi reddeden bu raporu, askeri terfi kanunumuzun ve ordumuzun ihtiyacına uygun bulmuyorum diyerek mareşallikten mahrum edildikleri takdirde birçoklarının şevkleri kırılacağını beyanla şöyle devam etti. Eldeki kanun müsaittir. Ortada reddi icap ettirecek bir tahammül de yoktur. Atatürk'ten sonra Sayın Fevzi Çakmak da mareşal olmuştur. Bu rütbeyi aldıkları zaman da kumandan değillerdi. Atatürk'ün Genelkurmay Başkanı'ydılar. Mareşal olmak için mutlaka savaş sahasında bir başarı kazanmak icap etseydi, İsmet Paşa'nın mareşal olması lazım gelirdi. Maalesef olamamıştır. Burada önerge sahibi General Aşır Atlı da söz alarak şöyle söyledi. Ordu mekanizmasının hazarda ve seferde en iyi şekilde işlemesi, ordu mensuplarının üst kademelerindekilere pürüzsüz bir itaatle bağlı olmalarıyla mümkündür. Orduda kimin kime itaat etmesi gerektiğini şüpheye hiç yer bırakmayan bir serahatle belirtmek için en küçük rütbeden mareşalliğe kadar makam ve rütbeler ihtas edilmiştir. Bizde Sayın Mareşal Fevzi Çakmak 20 sene kadar bir zaman Genelkurmay Başkanlığı makamında bulundukları için başka bir kimse mareşallığa terfi ettirilmemiştir. Halbuki bu makamından 4 yıl önce ayrılmışlardır. Başka memleketlerde ise savaşta olduğu gibi barışta da mareşallığa terfi usulü vardır. Mareşallığa terfi etmenin, savaş meydanlarına hasrını istemenin kanuni ve hukuki mesnetleri yoktur. Encümen raporlarında bazı mahzarlardan bahsetmekte ise de bunların nelerden ibaret olduğu kaydedilmemektedir. Teklif sahibinden sonra General Eyüp Dorukhan da kürsüye çıkarak fikirlerini şöyle izah etti. Sayın arkadaşımız Aşır Atlı, teklif ettiği kanun tasarısı ile Genelkurmay Başkanlığına getirilecek orgenerallerin, orgenerallikte geçirecekleri müddete bakılmaksızın derhal mareşalliğe terfilerini istemektedir. Ordunun üssül esası gerçekten zapturaptır. Her askerin, hatta herkesin bundan müttefik olduğu şüphesizdir. Yalnız kendileri mucip sebepler olarak diyorlar ki, Genelkurmay Başkanımız halen orgeneral rütbesindedir ve kumanda mevkiindedir. Bu makam ise mareşallik makamıdır. Böyle olunca kendisine mareşallik rütbesi verilmelidir. Evet, böyle diyorlar ama anayasamızın 40. maddesinin 2. fıkrası da barışta savaş kuvvetlerinin kumandası Genelkurmay Başkanlarına verilir diyor. Genelkurmay Başkanının vazife ve selahiyetlerini gösteren 4850 sayılı kanunda orduda bulunan bütün orgenerallerin bu makamın verdiği emirlere itaat edeceğini bildirir. Bunun aksini düşünmeye zaten imkan yoktur. Zira itaat rütbeye değil makamadır. Yüksek askeri kabiliyet ve tecrübeleriyle milli duygularından emin olduğumuz güzide komutanlarımızın arasında bunu böylece bilip kabul etmeyen bir tekinin dahi bulunduğunu düşünmeye ve bu hususta küçücük bir şüpheye düşünmeye hakkımız yoktur. Arkadaşımız bir de şöyle söylüyor. Fi tarihinde Almanya ve Rusya gibi yerlerde de mareşaller vardır. Doğrudur. Onları taklit eden saltanat ve meşrutiyet devirlerinde bizim ordumuzda da birçok müşirler vardı. Bazıları gerçekten büyük kahramanlıklar göstermiş, memlekete pek değerli hizmetler vermişlerdir. Fakat aralarında bu rütbelere layık olmayanlar da yok mudur? İşte bu sebepledir ki bu usul Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra artık tarihe karışmıştır. Milli mücadelemiz zaferle neticelendikten sonra o günün başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, yoksulluklar içinde cihanı şaşırtacak derecede mucizevi yararlılıkta harikalar gösteren o eşsiz kumandan, arkadaşlarının terfileri gerektiğini düşünerek o sırada Genelkurmay Reis Vekili olan 1. Ferik Fevzi Paşa ile Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın da birer derece terfilerini meclise inha etmişlerdir. İşte o zaman Büyük Millet Meclisi de şu tarihi kararı vermişti.
Büyük zaferin hazırlanmasında ve muharebe meydanlarında yaptığı hizmet cidden fevkalade ve milletin en büyük takdirlerine layık olan 1. Ferik Fevzi Paşa Hazretlerinin meydan muharebesinin kat'i netice günü olan 31 Ağustos 1337 gününden itibaren zaferin temin ve istisalinde bilfiil fevkalade hizmetleri amil olan Garp Cephesi Kumandanı Mirliva İsmet Paşa Hazretlerinin rütbesinin keza 31 Ağustos 1337'den itibaren ferikliğe terfi ittifakla tensip edilmiştir. İşte o zamanki meclisin kararı budur ve bu kararnameden sonra artık orduda bu konuda başka bir şey olmamıştır. Milli Mücadele Orduları Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşaların inhaları üzerine meclisin aldığı bu karar, Mareşallik için artık değişmez bir karar ve bozulmaz bir düstur haline gelmiştir. Mareşallik sadece seferde, harpte kazanılır. Vatanı zafere ve selamete götüren büyük kumandanlara bu zafer rütbesi bir zafer armağanı olarak verilir. General Eyüp Dorukhan, bugünkü Genelkurmay Başkanı ile diğer kumandanların ordumuzun göz bebekleri olduklarını belirtmekle beraber, milli mücadeleden beri kökleşmiş bir usulün herhangi bir mülahaza ile bozulmasının doğru olmayacağını ileri sürerek sözlerini şöyle bitirdi. Arkadaşlar düşünün, her gelen hükümet yeni bir Genelkurmay Başkanı getirir ve onu mareşal yaparsa ordudaki mareşallerin sayısı ne olur? Ordumuzu kendi elimizle saltanat ve meşrutiyet devirlerindeki gibi mareşallerle doldurursak netice neye varır? O zaman yeni Genelkurmay Başkanlarının mahiyetlerinde de birçok mareşaller bulunacak değil midir? Önerge sahibi General Aşır Aklı oturduğu yerden bulunduğu çareyi söyledi. O zaman genelkurmaylıktan ayrılanlar mareşal rütbesiyle emekliye ayrılırlar. Öyle şey olmaz. Sırf genelkurmay başkanlığından ayrıldı diye kendisinden başka sahalarda istifa edilebilecek bir kumandan niçin emekliye ayrılsın? Bu doğru değildir. Tartışmalar bir müddet daha devam ettikten sonra muasır ve mütekamil ordularda da mareşallik üzerine titizlikle ve hassasiyetle durulan bir rütbedir. Seferde ordulara kumanda edip onları zafere ulaştıran ve memleketi selamete götüren kumandanların en layık olanına bu paya verilir. Bizim bu vaziyette durup dururken ve hiçbir sebep yokken bir mareşallik ihdas etmemiz hak ve hakikatle de kabili telif değildir diye sözünü bitiren General Eyüp Dorukhan'dan sonra uyakonan komisyon raporu hemen hemen muhalif, muvafık bütün milletvekillerin oyu ile kabul edilerek mareşallik ihdası teklifi reddedilmiş oldu.